Merhabalar efendim. İzmir'e dair televizyonundan, İzmir'in dünyaya açılan penceresinden bir kez daha merhabalar. Ben evinizin astroloğu, astrogeni Aysel Yıldız Bakan. Sizlere 4-10 Kasım haftası ile ilgili astrolojik yorumlarımı yapıyor olacağım. Öncelikle burada Kasım'la birlikte, Kasım ayıyla birlikte bir yeni ay evresini yaşadık. Burada Akrep Burcu'nda gerçekleşen bir yeni aydı. Ve bu yeni ay etkileşimleri de Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'a kadar sürecek. Ben her şeyin öncesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma günü olarak buradan atamıza şükran ve minnettarlıklarımızı aktararak başlamak istiyorum. Evet, aslında geçtiğimiz haftalara nazaran oldukça daha biraz daha performansımızı güçlendirecek, daha keskin adımlar atabileceğimiz, daha çok cesaret kıvılcımlarının ateşleneceği bir hafta olarak aktardım ben aslında bu haftayı, ama yavaş yavaş rahatlayabileceğimiz, daha böyle ortalıkta neyi bırakmamız gerektiğini anlayabileceğimiz bir durum. Çünkü Akrep Burcu boşaltım sistemiyle alakalı, bırakmak, dışarı atmak gibi. Tabii ki de burada artık miadı dolmuş her şeyi, inanç kalıpları, düşünceler, ilişkiler hepsiyle birlikte bu bırakma evreleri, her ne kadar bizi zorlayan, üzen konular olsa da bıraktıktan sonra oh be dedirtecek bir durumda diyebilirim. Evet, haftanın etkilerine bakarsak şöyle bir gökyüzünde Mars eyleme geçiyor, harekete geçiyor. Çünkü 4 Kasım Pazartesi günü Mars'ımız Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Mars'ın Aslan Burcu'nda olan bu transiti şöyle bir yorum yapmak istiyorum ben. Türkiye gündeminde özellikle ve dünya gündeminde tabii ki de muhalefetin elini yükselteceği bir süreç olacaktır Mars'ın Aslan transiti. Bununla ilgili daha cesaretli, daha kararlı, daha güçlü, daha böyle yöneten adımlar atılacaktır ki geçtiğimiz haftalarda yaptığımız Türkiye ile ilgili biliyorsunuz hiçbir yerde olmayan siyasi öngörülerimizi de bizim kanalımızdan buradan izleyebiliyorsunuz. Bu anlamda da bizi lütfen takip edin diyerek bir hatırlatma da yapıyorum sizlere. Evet, Mars'ımızın Aslan Burcu'na geçmesi, Mars bizim içgüdülerimizle alakalı. Mars'ın kendisi zaten kan demek, silah demek, savaş demek, böyle bir arketipi var. Aslan da ateş burcunun sabitidir. Aslan Burcu zodyan 5. evidir. Güneşin çocuğu deriz biz Aslan Burçlarına. Dolayısıyla orada bir şey olduğunda sporla ilgili konular, dürtülerle ilgili konular, yöneticilikle ilgili, liderlerle ilgili konularda da böyle egonun dışa vurumu da olabilir. Bunlarla ilgili konular var. Tabii ki burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aslında merhamet olarak genelde su burçları gibi görünse de özellikle Koç ve Aslan burçları, ki Mars da Koç'la birliktedir. Yani Koç'un enerjisi Mars'tan gelir zaten. Savaşçı olmalarına rağmen bunlar mesela Aslan arketipi kral arketipidir. Bu ülkesini korumak, ülkesini canlı tutmak için savaşır. Mars ise başkalarını zulme uğramış, yani kurban veya kölelikle ya da haksızlığa uğramışları kurtarmak için savaşır. Bu anlamda ben Mars'ın Aslan Burcu transitini parantez içinde merhametle ilgili konulardan da bahsedeceğini söylüyorum. Burada özellikle gençlerin, özellikle kardeşlikle ilgili konuların, ne diyorsak bunların bir merhamet anlayışı gerçekleşeceğini de söylüyorum. Evet, burada bir çatışma, bir gerginlik, bir agresyon olabilir. Fakat bu bir şeyleri aslında bir tarafa haksızlığa uğradığı için olduğunu söylemem gerekir bu arketipte. Dolayısıyla 4 Kasım Pazartesi günü Mars'ın Aslan transiti Aralık ayında ve Ocak ayında tekrar Yengeç'e de gelecek. Şu dönem yapılacak ve atılacak adımlar, alınacak kararlar, yükselen sesler ve eylemler tekrar sorgulanacak. Uzun soluklu bir cesaret,
ayağa kalkış ve kıvılcım ateşten bahsediyorum aslında. Aynı gün pazartesi günü Güneş ve Satürn arasında bir su üçgenimiz var. Bu da otorite desteğidir. Devlet desteği anlamlarına gelir. Burada bir duygu, bilgi akışları almak, burada bir akıl danışmak, işbirliği yapmak gibi konulara da gelir. Fakat aynı zamanda Venüs ve Jüpiter karşıtlığı ise dini konularda özellikle ya da farklı futbol partisi fanatizm olabilir, farklı siyasi görüşler olabilir. Özellikle ekonomiyle ilgili konularda bazı bilgi, belge, söylemler arasındaki yaşanacak zıtlıklar, karşıtlıklar, karşı fikirlerden de bahsetmek mümkün. Bu süreçler içerisinde demek ki nedir bu? Burada özellikle hukuk, yargı, avukatlar, mahkemeler, savcılar, hakimler bunlarla ilgili de karşı karşıya bazı görüş ve fikirlerin, inançların karşı karşıya geliyor olması mümkün. Hemen akabinde 6 Kasım Çarşamba gününe geldiğimizde ise Merkür'ün düğümlere çok güzel bir açısı var. Burada tabii ki de Merkür bizim bilgi akışımız, iletişimimiz ve ticaretimiz olduğu için bu da bizim nedir? Kadersel bir mesajın gelmesi, bir paylaştığımız bir şeyin bir etki yaratması, çok da böyle kalıcı enerjiler de var. Yeni kararların alınmasıyla ilgili gelecek olan hiç bilmediğimiz şekilde destekler de olabilir. 9 Kasım Cumartesi gününe ciddi bir uyarı vermek isterim. Özellikle ilişkiler ve ekonomi ile ilgili konularda bu gibi yatırımlarınız var ise bu süreçler borsanın, altının, doların, euronun tabii ki de böyle çok çalkantılı olduğu ve bir dönüşüm evresi içerisinde olduğu süreçler olduğu için astrolojik olarak söylüyoruz. Tabii ki de biz ekonomist olarak böyle bir yorumda ve danışmanlıkta bulunmuyoruz. Bunu da altını çizmek istiyorum size. Dolayısıyla bizim uyarılarımız yıldızlardan geliyor. Gökyüzünden. 9 Kasım Cumartesi Venüs Neptün karesi burada bilinmeyene adım atmaktır. İlişkilerin içerisindeki belirsizliklerdir. Hani bir çağrı geliyor, bir bilgi geliyor ama bunun ne olduğu belli değil. Bu içerideki vicdan muharebesidir aynı zamanda. Artık bu doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, amacı ne, kastı ne? Bunu anlamanın çok da mümkün olamayacağı. Çünkü burada Neptün sahnedir, vicdandır, iç dünyadaki görünmeyen kolektiftir. İşte Venüs ise istekler, arzu, sevgi, aşk, ilişkiler ve yay burcunda olması da haklarla ilgili konulardır. İşte burada bir sahneye taşınacak bir hak arayışları da olabilir. Dolandırıcılıklara da dikkat diyorum. Özellikle ve özellikle medya konusundaki bilgilerde. 10 Kasım çok manidar atamızın ölüm yıldönümüyle ilgili. Gerçekten gökyüzü atamızı sanki böyle onurlandırıyor. Yani anımsıyor, yıldızlar anımsıyor diyeyim. O gün Ay Balık burcunda çok güzel bir pozisyondadır. Asaletli bir pozisyondadır. Şifanın, koruyuculuğun, bütünlüğün, kucaklayışın, halkı kucaklamak demektir aynı zamanda. Ve çok önemli bir gösterge gökyüzü böyle bir mim koymuş adeta. Merkür yani İdris, Tot diye adlandırdığımız Hermes dediğimiz o bilgiyi taşıyan, bilgi aracı olan düşünce sistemlerimiz, iletişimimiz, sesimiz, sözümüz, kafamızın içinde geçen her şey 10 derece Antares'te, Antares sabit yıldızında. 10 Kasım ve Merkür 10 derece Antares'te. Burada çok önemli bir nokta var. Antares, dünya astroloji literatüründe bazı yıldızlar vardır. Türk yıldızı olarak mimlenmiştir. İşte Antares de böyle bir yıldızdır. Savaşçı yıldızıdır. Kızıl baş yani o bizim Türklerin kafasına giydiği belli olan işte o kızıl kan. Bunlarla ilgili şeyleri vardır. Aynı şekilde 10 Kasım'da gökyüzü manidar bir şekilde Türk yıldızıyla birlikte Türk bilgilerinin,
Türk bilgeliğinin ve Türk hak hukuklarının da ortaya konacağını veriyor. Ben kısaca size burçlarla ilgili yorumlar yapmak istiyorum. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçlarımız, yeni ay sizin 8. evinizde oldu. Tabii ki de bu görmediğiniz konular, sigortalar, ortaklıklar, cinsellikle ilgili konulardı. Ama Mars sizin 5. evinize geliyor. Ateşe ateş ediyorsunuz. Cesaret, kararlılık, hobilerinizle ilgili, yani ortaya yeni bir yaratıcılık çıkaracaksınız ve bunu sahneye koyacağınız bir enerji. Aşkla ilgili konularda yeşil ışık yakıyor gökyüzü size ve çocuklarınızın hareketlerini, bazı eylemlerini göreceksiniz ve bu bir olumlu olabilir. Sevgili boğalar, sizin 7 ay, yeni ay, akrep yeni ayı tam karşınızda oldu. Açık düşmanlarınız, eş, danıştığınız kişiler alanında oldu. Fakat Mars sizin evinize, hanenize geliyor. Burada bir dikkat etmek gerekiyor. Aile içi çatışmalar, gerginlikler, otorite ve güç savaşları, aile karşısındaki ego, bu mal alım satımı, yine burada ateşe, yangınlara evin içerisinde. Buna da çok dikkat diyorum. Mars'ın tüm bu transiti boyunca ateş elementinde oluşu, ateşli hastalıklar, yangınlar, patlamalar da konusunda da dikkatimi veriyorum. İkizlere geldiğimde ise 6. evinize gerçekleşen bir yeni ay olduğu sağlık ve rutin hayatınızla ilgili, iş arkadaşlarınızla ilgili bir gündemdi. Şimdi Mars sizin 3. evinize geliyor. Orada bir hareketlilik var. Kısa yolculuklar, seyahatler, araçlarla ilgili konular. Burada kardeşleriniz, arkadaşlarınız, kankalarınızla ilgili gündemler, birlikte yapacağınız eylemlerden bahsediyor burada. Sevgili yengeçlerin, yükselen yengeçlerin 5. evinde yeni ay gerçekleşti ve Mars onların para evine geliyor. Sevgili yengeçler, Mars sizin 2. evinizde, para ile ilgili konularda harekete geçeceksiniz. Aslanlar, 4. evinizden yeni ayı uğurladınız ve sizin kendinizle olan iç çatışmalarınıza ve dürtülerinizi, gerçekten içeride var olan egonuzun açığa çıkmasına, her an her ortamda olabilir, buna dikkat diyorum. Sevgili başakların 3. evinde gerçekleşti. Yeni ay uğurladınız ve 12. evlerine Mars geliyor. Gizli düşmanlar, kolektiften gelen konular ve ateşli hastalıklar, kardeşlerle ilgili konular, gizli bir evil ve düşman figürüne de dikkat diyorum. Çocuklarınızın yaptığı gizli bir şey de olabilir. Sevgili teraziler, sizin 2. evinizdeydi. Yeni ay para evinizdeydi. Ve şimdi siz artık yeni umutlara, yeni gruplara, yeni arkadaşlıklara adeta adım atıyorsunuz. Böyle uçarak gidiyorsunuz. Şöyle bir havalanma var sizde. Güle güle, yolunuz açık olsun diyoruz. Yeni ilişkiler de olabilir tabii ki de. Sevgili akrepler, 1. evinizde sizin olduğu, kendinizle ilgili bir yeni başlangıç, içsel dönüşümle başladınız. Ve sizin de kariyerinizle ilgili konularda dikkat edin. Ortaklarınız, iş arkadaşlarınız, patronunuzla ilgili, özellikle genç figürlerle ilgili çatışmalara lütfen dikkat edin. Toplum önündeki tartışmalara ve dışarıda olan olaylara karışmamaya özen gösterin. Yaylar, 12. evinizde yeni ayı karşıladınız fakat 9. evinize Mars geliyor. Hukuk savaşına giriyorsunuz. Hak, hukuk, adalet sizinle birlikte savaşa giriyor efendim. Mars sizin muhakeme ve mahkeme evinizde. Dolayısıyla uluslararası konular, mahkeme ile ilgili, hak arayışları ile ilgili konular, ticaretle ilgili konular, bunlarla ilgili bakalım yeni bir marka oluşturmak veya markayı hareketlendirmek, iş hareketlendirmek de olabilir sevgili yaylarla ilgili. Oğlaklara geldiğimizde ise 11. evinizde ağırladığınız yeni ayı ve 8. evinizde Mars geliyor. Bu dürtüsellik, bu cinsellik, partnerlerinizle ilgili konular ateşli bir şey de veriyor size. Ama bu sizin sigortalar, borçlarınız, kredilerinizle ilgili, yapılandırmalarınızla ilgili de harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Orada bir krizin üzerine bir eylem yapmanız gerekiyor diyor. Kovalara geldiğimizde ise 10. evinizde aldığınız yine ayı ve sizin de 7. evinize geliyor. Kovalar, size de bir partner gelebilir.
partnerinizle çatışmalar gelebilir. Bir açık düşmanınız karşınıza geçip size dur bakalım diyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ya da sizi harekete geçirecek bir insan karşınıza da gelebilir. Olumlu ve olumsuzu var daima olduğu gibi. Son olarak da zodyağımızın 12. burcu olan sevgili balıklar ve yükselen balıklar, özellikle siz 9. evinize karşıladığınız yeni ayı, fakat sizin de sağlık evinize Mars geliyor. Dolayısıyla ateşli hastalıklar, hastalıklarla mücadele konusunda ve günlük hayatınızı, iş arkadaşlarınızı, bunlarla ilgili çatışma ve gerginlikleri dikkat, her gün sıcak gelişmeler olma olasılığı var diyorum. Bu haftalık da bu kadar anlatıyorum. Ben evinizin astroloğu ve astrogini Aysel Yıldız Bakan, sizleri, bizi takip edin diyorum. Sevgiyle uğurluyorum. Hoşça kalın.